Tekrar edeyim bunu. İkinci kıtayı şöyle bir tekrar edelim. Yani zor bir tercüme değil, zorlama bir tercüme. Yanlış anlaşılmasın. La taktib. Ne demiştik? Kattabe yukattibi olursa çatmak haciben. Kaşı çatma. Katabe olursa katabe yaktibüden toplama. Yani kaşı toplama anlamı çıkar ama bunu tef'il babına sokarsak kaşı çatma. Yani çatma, kurban olayım çehrini ey nazlı hilal derken kaşını çatma demiş. Çatma. Çehrini değil de kaşı çatma. Hacip kaş demek. Ercuke senden rica ediyorum. Kaşını çatma. Ya ahla hilal. Ey hilalin en tatlısı. Yani nazlı anlamı değil müdellel ya da ne demiştik? Bu nazlı anlamına bir kelime vardı. Şimdi dilimin ucunda. Ganiç gibi bir kelimeyle değil de hilalin en tatlısı. Tatlı hilal. Yani işveli, nazlı, böyle motomot değil. Değişik, daha güzel bir kelime kullanılmış. Tabii Mehmet Akif bilmiyordu bu işi. Nazlı anlamına da kullanılır mı? Kullanılır. Yani ahla, tatlı, işveli olabilir. Şirin. Yani ahla, şirin anlamında. Nazlı'da şirin anlamı var değil mi? O yüzden ey nazlı hilal, ey ahla, ya ahla hilal. Ey hilalin nazlısı. Nahnu ebdalun, biz kahramanlarız. Tebessem, tebessüm et. Felimel kasve. Niçin bu kasvet, niçin bu karamsarlık, bu şiddet? Ma hazel celal. Nedir bu celal? Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal? Evet. Biz kahramanlarız, bir gülümse. Ne bu şiddet, bu celal? Niçin bu kasvet, bu celal? İkinci ve üçüncü mısralar birleştiriliyor demiştim. Bakın burada Arapçaya çevrilirken. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Burada da yine ikinci mısra ile birleştirerek iptesim demiş, gülümse, iyi tekrarlamış. Tebessem ya da iptesim, gül, gülümse. Halbuki kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal mısrağında gülümseme ifade edilmiyor. Bu ikinci mısrağda ifade ediliyor. Burada tekrarlamış. Tamamlamak için mısrağı, şey anlamı veya evet mısrağı yani ölçüyü. Gene gülümse demiş. Da'na nera, hadi yeter görelim artık. Yani gülümsediğini bir görelim artık mı? Öyle bir şey çıkıyor. Haramın, haram mıdır? Ma bezelne min dimain, bu kanlarımızdan döktüklerimiz haram mı? Em halal, yoksa helal mi? El hakku ta'budu ümmeti, hak ümmetim ona tapar. Yani hakka tapan diyecek ya şimdi. Hak ki ümmetim tapıyor. Vel hakku hakku ümmeti, hak ümmetimin hakkıdır. En testekille la cidal, istiklal tartışmasız olarak ümmetimin hakkıdır. En testekille. İstikalle yestekillü, istiklal. Yani demek bağımsız olman ya da bağımsız olmak diyelim. Muzari'yi başına en getirerek eni mastariye anlamını mastara çeviriyor. İstiklal anlamı yani mastar anlamı çıkıyor buradan. Tartışma yok diyor. La cidel. Hiç tartışmaya şüpheye gerek yok. Mahal yok. İstiklal ümmetimin hakkıdır.
diye bir güzel şiir çıkmış ortaya. Yüreğine, kalemine sağlık hocamızın. Hasan Akraş. Akraş, Akraş. Evet efendim.